Değerli basın mensupları, MYK toplantımız devam ediyor. Bugün kurulumuzun gündeminde ekonomi vardı. Düzce'deki sel felaketi vardı. Yine Eylül-Ekim aylarında Suriyeli göçmenlerin sorunlarıyla ilgili bir Suriye konferansı düzenlemeyi de yine bugün ele aldık. İzin verirseniz ben sözlerime iki sevindirici haberle başlamak istiyorum. Bunlardan biri İsveç'teki U2 atletizm şampiyonasında başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızı tebrik ediyorum. Yine 16 yaş altı kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon olan 16 yaş altı kızlar takımımızı da başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu hafta sonunda bir de üzücü haber aldık. Milli Görüş'ün önemli isimlerinden eski devlet bakanı, deneyimli siyasetçi Sayın Süleyman Arif Emre dün hayata gözlerini yumdu. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabırlar diliyorum. Yine bundan 39 yıl önce bir suikaste kurban giden emek hareketinin efsane lideri, DİSK'in kurucu genel başkanı Kemal Türkleri de rahmetle anıyoruz. Maalesef bu yılda kendisinin vasiyet ettiği şekilde mezarının başına işçilerden iyi haberler getirerek gidemiyoruz. Değerli basın mensupları, 18 Temmuz Perşembe günü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ve bağlı köylerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan bir defa daha rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yine yaralanan ve mal kaybına uğrayan yurttaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Felaketten hemen sonra Genel Başkanımız Düzce Valisi'ni arayarak felaketin boyutu ve alınan önlemler konusunda bilgi aldı. Yine ertesi gün Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekilimiz Mahmut Tanal bölgeye gitti. Cumartesi günü ise Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca bölgedeydi. Orada gelişmeleri dikkatle takip etti. Tafsilatlı bir rapor hazırladı. Yarın kendisi bu raporu sizlerle paylaşacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak afetin yaşandığı bölgede tespit ettiğimiz hususları şöyle özetlemek istiyorum. Can kaybının yaşandığı Esma Hanım köyünde 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuştu. Pazar günü 2 vatandaşımızın naaşı Uğurlu köyü yakınlarında bulundu. Kayıp olan 3 çocuk ve 2 kadını arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan hala devam ediyor. Ben toplantıya girerken devam ediyordu. Esma Hanım da can ve mal kaybı, Uğurlu köyünde de mal kaybı söz konusu. Her iki köyde de gıda, su gibi acil ihtiyaçların önemli bir bölümünün karşılanmasında İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerimiz yardımcı oluyorlar. Aşırı doğa olaylarının sık yaşandığı riskli coğrafyalarda bu riski afete dönüştürmeyecek yatırım planlaması son derece en önemli hususlardan bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız incelemeler sonucunda yaşanan bu afette de temel belirleyici unsurun bölge düzeyinde planlama eksikliği olduğunu gördük. Sel felaketinin yaşandığı Akçakoca ilçesi ve köylerinin acil talepleri var. Birincisi, derhal bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Yine sel felaketini yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve işleri zarar gören vatandaşların vergi, kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmalı. Vatandaşların kayıplarının telafisi, enkazın kaldırılması, sel sonucu oluşan çamur yığınlarının hızla temizlenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile Bolu ve İzmit Belediyeleri bölgede iş makinalarıyla bu faaliyetlere yoğun destek veriyorlar. Selden zarar gören vatandaşlarımıza geçici barınma alanları oluşturulmalıdır. Acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından maddi destek vatandaşlara mutlaka sağlanmalıdır. Vatandaşların su ve elektrik sorunları acilen çözülmelidir. Değerli basın mensupları, hafta sonunda 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada milletimizin hakkını, hukukunu korumak için attığı en önemli adımlardan biridir.
Soydaşlarımız katledilirken sessiz kalmayan dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, adaya barışı getirmek, akan kanı durdurmak için düğmeye basmıştır. Dönemin başbakanı, önceki genel başkanlarımızdan Sayın Bülent Ecevit'in sözleriyle, Türkiye, insanlığa ve barışa hizmette bulunmak, sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Kıbrıs'a çıkmıştır. O gün bugündür adada barış hakimdir. Ancak bugün Kıbrıs sorununun yeni bir yaklaşımla, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmasını öngören yeni bir bağlamda çözülmesi gerekmektedir. Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını öngören yeni bir bağlamda çözülmesi gerekmektedir. Bu vesileyle milliyetçiliği beş parmak dağlarına yazan dönemin başbakanı, önceki genel başkanımız, başkanlarımızdan Sayın Bülent Ecevit'i ve dönemin başbakan yardımcılarından Sayın Necmettin Erbakan'ı tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İktidar Partisi ve ortağının oylarıyla 27. dönem 2. yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Böylece 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra kurulan ucube tek adam rejiminde meclisin yeminden sonraki ilk yasama yılı sona ermiş oldu. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal altında tek adam parti devleti rejimi hayata geçirilmeye başlanmıştı. Daha güçlü bir kuvvetler ayrılığı iddiasıyla getirilen bu sistemin tek bir kişiyi güçlendiren ucube bir rejim olduğu bu yasama yılının sonunda tecrübeyle ortaya çıktı. Son anayasa değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin nasıl kısıtlandığını, Gazi Meclisi'nin nasıl etkisizleştirildiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin fiilen nasıl ortadan kaldırıldığını hep birlikte gördük. Yine bu dönemde çağdaş demokratik standartlardan, hukuk devletinden nasıl uzaklaşıldığında hep beraber izledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinden iktidarı denetlemeye yönelik yetkilerin bir kısmı zaten anayasa değişikliğiyle alınmıştı. Artık gen soru yok, sözlü soru yok. Elde kala kala araştırma önergesi verme ve yazılı soru sormak imkanı kalmıştı. Ama saray yönetimi milletvekillerinin bu haklarına da gereken saygıyı göstermedi. Aslında AK Parti iş başına gelmeden 21. dönemde, parlamentonun 21. döneminde milletvekillerinin iktidara sorduğu her 100 yazılı sorudan 87'si zamanında cevaplandırılmış. AK Parti'nin iktidar dönemi başladıktan sonra önce 22. dönemde bu oran 63'e gerilemiş. 23. dönemde %50'ye düşmüş. 24. dönemde %22'ye, 25. dönemde de %7'ye kadar gerilemiş. 26. dönemde %11 olmuş. 27. dönemde ise bugüne kadar milletvekilinin saray iktidarına sorduğu her yazılı 100 önergeden sadece 6'sı, dikkat edin, 6'sı zamanında cevaplanmış. Soruların %33'ü zamanı geçtikten sonra yanıtlanmış, %55'ine ise yanıt yok. Milletvekilleri bu soruları iktidara keyif olsun diye sormuyor. Milletvekilleri milletin sesini saraya duyurmak ve milletin hakkını, hukukunu korumak için milletten aldığı bu yetkiyi kullanıyor. Esasen bugün içinde bulunduğumuz durumu genel başkanımız 6 madde halinde 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamıştı. Bunları bu yasama yılı sonunda tekrar etmekte yarar görüyorum. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilerek denetimsiz bir yürütme organı, yani iktidar yaratılmıştır. 2. Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla meclisin yasama yetkisine fiilen ortak olmuştur. 3. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fiilen sona ermiştir. 4. Partili Cumhurbaşkanı devleti ve milleti temsil etmek yerine belli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiştir. Bu da denge unsuru olması gereken Cumhurbaşkanlığı makamının denge unsuru olmaktan uzaklaşmasına yol açmıştır. 5. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiş, milletin meclisinin geleceği bir kişinin
iki dudağının arasından çıkacak sözcüğe bırakılmıştır. 6. Meclisin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır. Bu ilk yasama döneminin sonunda bütün bunların cebimizi nasıl yaktığını, mutfaktaki tencereleri nasıl boşalttığını, milletimizi nasıl işsiz bıraktığını da gördük. Hızlı karar alacak diyerek kurulan bu ucube sistemin iki konuda hızlı olduğu anlaşıldı. Birincisi milletin aşını işini eritme konusunda, ikincisi de milleti haraca bağlama konusunda. Son bir haftada saray yurt dışına çıkış harcını 15 liradan 50 liraya çıkardı. Artış %233. Yurt dışından kişisel kullanım için getirilen cep telefonlarının kaydından alınan harç tutarını da %200 arttırarak 500 liradan 1500 liraya çıkardı. Sadece son bir yılda bu harca yapılan zam %779'u buldu. Değerli basın mensupları, ülkemiz tarihindeki en sıkıntılı ekonomik krizlerden birini yaşıyor. Bu krizin yükü tamamen vatandaşın sırtına yüklenmiş vaziyette. Vatandaşlarımız işsizlik ve hayat pahalılığı altında eziliyor. Saray sosyetesinin şapkasını önüne koyarak bugüne kadar yaptığı hataları değerlendirmesi ve çözüm için samimiyette çalışması gerekiyor. Ama bu ucube sistem eleştiriyi, kamuoyu tarafından denetlenmeyi, siyasi rekabeti sevmiyor. Bir türlü normalleşemiyor. Yerel yönetim seçimlerinde aldığı sonuçlardan gerekli dersleri çıkaramıyor. Fırsat buldukça kendisini eleştirenleri başta basın olmak üzere susturmaya çalışıyor. Bunun örneklerini bu ayda gördük. Önce sivil toplum kuruluşu kılığına bürünmüş saray beslemesi bir istihdat kurumu bazı gazeteciler hakkında fişleme raporu yayınladı. SETA'nın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları adlı fişleme kağıdı demokrasimiz açısından bir utanç belgesidir. Ülkede yayın yapan uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin sosyal medya hesaplarına girmişler, sosyal medya paylaşımlarına kadar fişlemişler. Bu rezilliğin dumanı tüterken geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme daha yaşandı. İktidar partisinin eski genel başkanı ve başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta bir radyo programına çıktı. Bu radyoda röportajı yapan gazetecilerin radyodaki programı jet hızıyla yayından kaldırıldı. Gazeteciler işinden olduğu, çalıştığı radyoyu eleştiren bir başka gazeteci de radyoyla yollarını ayırdı. Açıkçası radyoda taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı. Saray iktidarının AK Parti'nin eski genel başkanının, eski başbakanının eleştirilerine dahi tahammülü yok. Ares FM, Rusya'nın sesi radyosunda yaşananlar, Türk ve Rus sarayları arasındaki şahsi dostlukların ulaştığı seviyenin ve basın özgürlüğü konusundaki ortak anlayışlarının en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor, çekiniyor. Korku arttıkça da gazeteciler üzerindeki, kendisine muhalefet edenler üzerindeki baskısını arttırıyor. Artık bu ülkeyi yönetemiyorlar. Bakın, Özgürlükler Evi'nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 2013 yılında 197 ülke arasında 120. sıradaydı. Hemen bir yıl sonra 134. sıraya geriledi. Bir yıl önce basını kısmen özgür ülkeler arasında yer alırken, bir yıl sonra basını özgür olmayan ülkeler ligine düştü. Bu düşüş orada durmadı. En son 2017 raporuna göre şu an bu endekste 163. sıraya indik. Yani 2013'ten bu yana, iktidarın iş başına geldiği 2013 yılından bu yana 43 sıra birden gerilemişiz. Dahası 2019 yılında kurum tarafından yayımlanan Özgürlük ve Medya raporunda halkının sadece dörtte birinin basına güvendiği iki tane ülke var. Biri Rusya, biri de Türkiye. İktidarın ucube tek adam parti devleti rejimini kurmak için ilk adımları attığı 2014'ten bu yana Türkiye'de her şey her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
2014'te hukukun üstünlüğü endeksinde 99 ülke içinde 59. sırada olan Türkiye, 2019'da 126 ülke içinde 109. sıraya gerilemiş. Tabii bu hukuk liginde 5 yılda 50 sıra birden gerilerken tüketicinin güveni de hızla düşmüş. Ekonomimiz de hızla irtifa kaybetmiş. Ülkede artan bu hukuksuzluğun, bu keyfiliğin milli gelirimiz cinsinden toplam bedeli 166 milyar dolar olmuş. Yani milli gelirimiz bu dönemde 166 milyar dolar azalmış. 2013 yılında 12.480 dolar olan kişi başına gelirimiz 2018'de 9.632 dolara düşmüş. Yani bu rejim her bir vatandaşımızın cebinden 2.849 doları almış. Dahası sarayın önümüzdeki 5 yıl için ülkemize ve vatandaşlarımıza vaat ettiklerine baktığımızda ekonominin iflas ettiğini söyleyebiliriz. 11. 5 yıllık kalkınma planını meclisin kapanış gününde tartıştık. Aslında 11. 5 yıllık kalkınma planı bir vizyon belgesi değil, Türkiye'nin ekonomi politikalarının, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikalarının iflas ettiğinin belgesi. Bu plana göre 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, milletin geliri ve sofrasındaki aş için verilen vaatlerde tam %50 oranında iskonto yapılmış. İhracat hedefimiz 500 milyar dolardan 227 milyar dolara düşmüş. Hatırlayın o ihracat, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi daha seçimlerden bir hafta 10 gün öncesine kadar meydan meydan dolaşan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gömleğini giyen, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı gömleğini giren Cumhurbaşkanı tarafından tekrarlanıp duruyordu. Buna karşılık işsizlik ikiye katlanmış. %5'ten %10'a çıkmış. 25 bin dolar olacak denen 10. planın arkasında 2023'te diyorlar ki, vaat ediyorlar, biz milli geliri, kişi başına geliri 25 bin dolara çıkaracağız. Şimdi ne diyorlar? Kusura bakmayın, biz bu işi beceremedik. Biz bu kişi başına geliri ancak 12.484 dolara çıkaracağız diyorlar. Arkadaşlar, bir de bir şey daha söylemek istiyorum değerli basın mensupları. 12.480 dolar milli gelirimiz, kişi başına gelirimiz zaten 2013 yılında vardı. Yani 2013'ten 2023'e koskoca bir 10 yılda cebimizdeki para, kişi başına gelir sadece 4 dolar artacak. 10 yılı kaybettik. Efendim, hukuk olmasa ne olur, basın özgürlüğü olmasa ne olur, demokrasi bizim karnımızı mı doyuruyor gibi lafların aslında gerçek olmadığı artık iyice ortaya çıktı. Hukuk, demokrasi, hukuk devleti soframızdaki ekmekle, vatandaşımızın cebindeki parayla, mutfağımızdaki boş tencereyle yakından ilgilidir. Hukukun olmadığı yerde güven olmaz. Kimse yarın başına neler geleceğini öngöremez. Güven olmayınca da yatırım olmaz. Yatırım olmayınca iş olmaz. İş olmayınca da aş olmaz. Değerli basın mensupları, milletin derdini unutan, milletle irtibatı kopan mevcut iktidarın artık milletin değerleriyle de kavgalı hale geldiği iyice ortaya çıkmaya başladı. Bakın, Bursa'nın Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı geçenlerde belediye meclisinde çıkmış bir açıklama yapmış. Aslında biz bu zatı daha önce yaptığı açıklamalardan iyi biliyoruz. Bu zat kalpaksız kuvvacı Uğur Mumcu'ya, vatansever şairimiz Nazım Hikmet'e, hain bir suikastle aramızdan alınmış düşün insanı Bahriye Üçok'a, hayatını bu ülkenin çocuklarına, gençlerine adamış Türkan Saylan'a hakaret eden bir kendini bilmezdir. Bu şahıs şimdi çıkmış, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasını talep edilmesi üzerine, 30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir diyor.
Yetmiyor, bir de gevrek gevrek gülerek ormancılık günüyle 30 Ağustos'u aynı kefeye koymaya cüret ediyor. Görünen o ki oturdukları koltukların sağladığı rantla sarhoş olanlar bu ülkenin insanlarıyla, bu ülkenin değerleriyle yollarını tamamen ayırmış durumdalar. Ağızlarından pervasızca ortalığa dökülenler ruh hallerini ve zihniyetlerini her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. 30 Ağustos ulusumuzun Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı verdiği mücadeleyi bundan 97 yıl önce başkomutanlık meydan muharebesi ile taçlandırdığı, zaferle taçlandırdığı bir tarihtir. 30 Ağustos vatanı için canını ortaya koyan milletimizin tüm dünyaya Anadolu'nun ve Trakya'nın bizim olduğunu ilan ettiği tarihtir. 30 Ağustos dünyanın tüm mazlum uluslarına yol gösteren, özgürlüğün ve bağımsızlığın yol haritasını ortaya koyan Kurtuluş Savaşımızın büyük zaferinin yıl dönümüdür. 30 Ağustos dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın bu ülkeyi seven, bu ülkeyi canı ve kanı pahasına kuran milletimizin zafer günüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl ve ne canlar pahasına kurulduğundan habersiz olanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Fakat vatanı için tüm dünyaya meydan okuyan milletimizin ve bağrından çıkan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bu rezilliğe, bu pespayeliğe sessiz kalmamızı da kimse beklemesin. Bu kişi hakkında partisi tarafından ne gibi işlemlerin yapıldığını takip ediyoruz. Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını da büyük bir merakla bekliyoruz. Değerli basın mensupları, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. İsimleriniz ve kurum kimliklerinizle birlikte lütfen. Fox TV. İlk sorum aslında şuna yönelik olacaktı. Biliyorsunuz Amerikalı heyet şu anda Türkiye'de S-400'ler ve F-35'lerle ilgili olarak da bir gündem söz konusu. Bugün Dışişleri Bakanı'nın bazı açıklamaları oldu. En azından Trump Türkiye'ye karşı yaptırımlar konusunda bunlara karşı duruyor dedi. Ama diğer taraftan da Savunma Bakanlığı'ndan bir baskı da söz konusu. Farklı açıklamalar da geliyor. Heyet Ankara'da, dediğim gibi bu görüşmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Onun dışında birkaç sorum daha olacak. Bülent Arınç hem Akşener'i hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Sayın Akşener bu ziyaretini kitabını hediye etti olarak yorumladı ama Arınç tabii aslında bakıldığında hem istişare kurulu üyeliği olarak olması itibariyle de önemli bir isim. Ama sisteme yönelik eleştirileri de hep söz konusuydu. Bu ziyaretin gündeminde farklı konularda konuşuldu mu, bunu merak ediyoruz. Bir de son olarak kabine değişikliği ile ilgili aslında son konuşulan başlıklar var. Cumhurbaşkanının bu değişiklikle ilgili bir çalışma yaptığı kulislerde konuşuluyor. Sizlerin de hep bu konuda hem ekonomi üzerinden hem de İçişleri Bakanlığı üzerinden hep eleştirileriniz oluyordu. Sizce bir değişikliğe gerek var mı? Varsa hangi kollar üzerinden olmalı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlk sorunuza gelince gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım uygulaması ile ilgili son derece farklı görüşler geliyor. Başkan Türkiye daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot almak istedi. Biz vermedik. Türkiye haklıdır S-400'leri almakta derken buna karşılık Amerikan Senatosu, Amerikan Temsilciler Meclisi'nden farklı sesler, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan farklı sesler gelebiliyor. Dolayısıyla bu süreci dikkatle izlemek gerekiyor. Başkan Trump geçtiğimizde de baktığımız zaman birçok şeyler söylüyor ama sonuçta farklı bir sonuca da farklı bir noktaya da gidilebiliyor. Şunu açıkça ifade edeyim. Yani Türkiye'nin
kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır. Bu konuda uygulanacak ambargoları, bu konuda yapılacak diğer F-35'lerin verilmemesini, yaptırım uygulanmasını gerçekten tasvip etmemiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mümkün değildir. Ama tasvip etmediğimiz bir başka konu daha vardır. Son zamanlarda Türkiye ikide bir de o yaptırım uyguluyor, bu yaptırım uyguluyor, Şamaroğlan'ına dönüyor. Bunu da hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi döndürülmek isteniyor. Bunu da hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi açık açık buradan ifade etmek istiyorum. Kimsenin Türkiye'ye bunu yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla iktidarların da bunu önleme vazifesi vardır. Sayın Arınç gerçekten de kendi açıkladığı gibi, Sayın Akşener'in açıkladığı gibi kitabını hediye etmek üzere Genel Başkanımız ziyaret etmiştir. Ben de bunun dışında başka bir bilgi yok. Kabine değişikliği meselesine gelince, değerli basın mensupları, bakın şu Türkiye'de aslında işlere düğmenin ilk gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyerek başlanmıştır. Siz Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu nokta ekonomidir. Hep söylüyorum, ekonominin başına damadınızı getirdiğiniz andan itibaren daha işin başında çok büyük bir güven kaybına uğrarsınız. Bunun olmaması için damadınızın, yani bu işi liyakat nedeniyle yapmış olduğunuzu gösterebilmek için, bu işi liyakat nedeniyle yapmış olduğunuzu gösterebilmek için damadınızın Nobel Ekonomi Ödülünü almış olması lazımdır. O nedenle de bu haliyle icraatlarını bir yana bırakıyorum. Yani bugüne kadar yapılan pansuman tedbirleri, yapılan pansumanlar, aspirin tedavisi, açıklanan paketler, açıklanan paketlerdeki üslup, bunların hepsi zaten eksi. Ama sadece bu husus dahi, özellikle kabinenin ekonomi tarafında ciddi bir değişiklik ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Evet. Evet, buyurun. Şevket Erkir, Rudav Televizyonu'ndan. Meslektaşımın birinci sorusuna ek olarak aslında sormak istiyorum. Bugün aynı zamanda Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de Ankara'da ve konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi güvenli bölge. Bizim edindiğimiz bilgilere göre James Jeffrey bir mektupla da geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki gruplardan bir mektupla geliyor ve 5 kilometrelik bir güvenlikli alan üzerine iki taraf müzakerelerde bulunuyor. Son olarak Sayın Çavuşoğlu da güvenli bölge olmasa bizim askeri müdahalemiz kaçınılmaz olur. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Bir askeri operasyon olursa CHP'nin yaklaşımı tavrı ne olur? Teşekkürler. Şimdi yetkililer bir yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için bir güvenli bölgenin şart olduğunu açık seçik ortaya koyuyorlar. Bu göç meselesi Türkiye için gerçekten önemli bir sorun olmuştur. Ama baştan itibaren bu konuda farklı bir yaklaşım belirlenmiş. Bu göç meselesi adeta bir iç politika malzemesi haline getirilmiştir. Bu yanlıştır. Bugün bunun hatalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla güvenli bölge konusunda iktidarın atacağı adımları ve ulaşabileceği, yani karşılıklı pazarlıkta gelinebilecek noktayı dikkatle izliyoruz. Evet. Filtaş A Haber. Efendim bugün bir gazetenin manşetinde de yer almıştı. Atatürk'ün mirasçısı Taci Nur Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği iddiasıyla bir dava açtı. Bu davaya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Bir ikinci sorum da efendim, İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin, belediye başkanı aynı zamanda müdür olarak kendisini atadı. Bu konuya ilişkin zaten CHP içerisinden de gelen tepkiler söz konusu. Yönetim olarak sizin bir yaptırım uygulama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir mi? Veya bir uyarıda bulundunuz mu? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İsterseniz son sorunuzdan başlayayım.
Karaburun Belediye Başkanımız söz konusu şirketi daha iyi kontrol edebilmek amacıyla bu işin başına geçtiğini söylemiştir. Zaten dün veya evvel gün yaptığı açıklamada da buradan huzur hakkı almayacağını açıkça ifade etmiştir. Ama bu konuda özellikle sosyal medyamızın hassasiyetini de takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. İkinci önemli husus bu atamızın mirasıyla ilgili olan husustur. Şimdi hakikaten bu işin ciddiye alınır yanı yoktur. Yani burada hak iddia eden kişi Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'ın evlat edindiği 4 çocuktan birinin çocuğudur. Ve bu çerçevede tabii Türkiye'de evlat edinilen çocuklar da evlatlarla aynı hakka sahip olduğuna göre, medeni kanunun hükümlerine göre mahfuz hissesini talep ediyor, görünmektedir. Ama değerli basın mensupları, Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında 1926 yılında medeni kanunu çıkartmıştır. Burada medeni kanun çerçevesindeki her türlü hakkı vatandaşlarına tanıdıktan sonra 1933 yılında 2307 sayılı kanunla kendisiyle ilgili olarak bir düzenleme yapmıştır. Demiştir ki benim mal varlığım mahfuz hisse hükümlerinden müstesnadır, istisnadır. Yani o hükümlere tabi değildir. Bu benim bütün mallarım içinde muteberdir. Peki bunun gerekçesi, o dönemin esbabı mucibe dedikleri gerekçesi nedir diye baktığımızda şöyle yazıyor. Geçirdiğimiz büyük tarihi devrin istisnai hususiyetlerinden doğan bu mahiyetteki malların tabii hallerin icabına göre tespit edilen kanunu medenideki kayıt ve şartlar dairesinde vasiyet hükümlerine tabi olmasını büyük reisimiz doğru bulmayarak bu serveti yine inkılabın derinleşip kökleşmesinde ve milli gidişin ileri hamlelerle kuvvetlendirilmesinde tayin buyuracakları kayıtlar altında tasarruf edilmek üzere reisi bulundukları Cumhuriyet Halk Fırkası'na vasiyet tarikiyle bırakmak arzusundadırlar. Yani diyor ki bu benim bırakacağım mallar medeni kanun hükümlerine tabi olarak gitmez. Çünkü olağanüstü şartlarda ben bu malları bu süreçte elde ve bu malları ben diyor Türk devriminin desteklenmesi, modernleşme devriminin desteklenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrolüne bırakıyorum diyor. Durum son derece açık. Ama maalesef iktidar partisi ve onun yandaş basını sürekli bu konuyu kaşıyor. Açacaklar, bakacaklar. Bu kanun değişti mi? Değişmedi. 2307 sayılı kanun. Tarih 1933. Dolayısıyla çok açık söyleyeyim. Bu tartışmaların gösterdiği bir tek şey var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar uzak görüşlü bir insan olduğunu, ne kadar ülkesini seven bir insan olduğunu, o makamda otururken elindeki tüm mal varlığını yine milletine geri verdiğini, milletine adadığını çok açık seçik ortaya koyuyor. Başka? Bir değerlendirme oldu mu? Bilgi verebilir misiniz? Yok arkadaşlar, bu hafta sonu yani bu kampı yapacağız. Evet. Zaten kampın programı sizlere dağıtıldı herhalde. Perşembe günü girişi yapılıyor. Cuma, cumartesi kamp. Cumartesi öğleden sonra da dağılıyoruz herhalde. Evet, teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.